Şimdi Fransız değil ama İtalyan bir ustanın müzikleriyle harmonimizi birazcık çalalım. Hem expression'da hem de expression'sız olmak üzere. Expression'da Yani kontrol tamamen ayaklarından tuşlara gelmiş oluyor. Şimdi hem seçtiğim rejisterleri kullanarak hem de buradaki bu dis pedalını kullanarak rejister edebileceğim bir parça seslendirelim. Şimdi mesela bu parçanın sadece girişine bir bakacağız. Sight reading için yani deşifre için iş açısı biraz zor bir parça. Sadece şunu göstermek için ve buradaki rejistrasyonla bunu nasıl kombine edebiliyorum onu göstermek için çalışacağım. Öncelikle normal bir yerde yani piyano olacak bir yerde çalmak için flüte tremoloyu verecek olan tremoloyu ve bana korangenin yumuşak halini verecek jö do'yu açıyorum. Şu an diz pedalı sağa yaslı yani herhangi bir tutti durumu yok. Bunu sola aldığımda tutti durumu olacak. Sağa aldığımda tutti durumundan çıkıp seçtiklerime yöneliyor olacağız. Şimdi bu parçanın girişini bu şekilde nasıl çalarım bir bakalım. Birazcık daha yakınlaşalım. Parçanın girişine sattım bayağı bir ama sadece bu arkadaşın kapasitesini ve güzelliğini göstermek için birazcık satmış bulundum. Evet. Temel olarak bir Fransız harmonimini gördük. Burada bu dis pedallarının sayısı 1, 2, 3 olabilir.
Hepsi farklı farklı işlevlerde kullanılıyor olabilir. Çünkü dediğimiz gibi org, klavsen, harmonium gibi enstrümanlar bir müziği nasıl daha lezzetli hale getirebilirizin derdinde olan enstrümanlar. O yüzden burada kullanılan seslerin dışında efektlerin de doğal olarak sınırı insan hayal gücüyle sınırlı. Burada bir müziği tıpkı orta 10 milyon opsiyonda çalabileceğiniz gibi burada da 10 milyon opsiyon bulup kendinize çalabilirsiniz. Harmonium konusunda da ülkemizde yetkin müzisyenlerin bir gün çıkacağı ve yetişeceği hayaliyle bu videoyu da böylece çekmiş olduk. Lütfen harmonium çalın, harmoniumları sevin arkadaşlar.